Psikologlar, ruh sağlığı çalışanları neden nörobilim bilmeli? Aslında bu soru gittikçe daha çok anlamını yitiriyor. Çünkü bunu mesela 5 sene önce, 10 sene önce ben anlatmaya çalışıyordum. O zaman klasik psikoloji ile bu nöropsikoloji arasında hala bir yani biri öbürünün yerine geçer mi nöropsikoloji o kadar açıklayıcı olur mu gibi soru işaretleri vardı ama şu anda içinde bulunduğumuz dönem itibariyle ve gidişat da onu gösteriyor ki nöropsikoloji dediğimiz o birleştirilmiş alan standart psikolojiyi fersa fersak geçmiş durumda. Bunun bazı temel nedenleri var. Bir kere öncelikle şu uyarıyı yapayım. Yani psikoloji çok kadim bir bilgi alanı. Temel bilim alanları çıkmadan çok önce bile psikoloji alanı vardı. Ama biz bugün onu hala bir sosyal bilim alanı olarak sınıflandırmakla büyük bir hata yapıyoruz. Çünkü Freudlar, Adlerler vesaire o büyük psikolojinin kurucu zihinleri insan davranışını gözlemleyerek oradan kendi düşünsel izleklerine göre bir takım sonuçlar çıkarıp bugünkü psikolojinin temellerini attılar ve bunların çoğu o kadar güzel içgörülerdi ki biz daha sonra beyin ve davranış ilişkisini incelemeye başladığımızda bu insanların öngördükleri bir sürü hikayenin nörobilimsel karşılıklarını da bulabildik. Tabii bazı şeyler hala bilimsel olarak çok sınanamayan iddialar şeklinde. işte o Freud'un bilinçaltı yok işte Jung'un arketipleri vesaire gibi kavramlar ama bunlar temelde bizim birebir günlük ruh sağlığımızdan ziyade psikolojinin daha teorik alanlarını ilgilendiren şeyler. O yüzden hani oraya çok girmeye gerek yok. Fakat bugün psikoloji eğitimi alan arkadaşlarımız ki senede galiba 20 binden fazla psikolog mezun ediyoruz. 2023 senesi itibariyle. Dolayısıyla bu çok büyük bir sayı ve bu büyük sayının da büyük bir kısmı klinik psikolojiye yönleniyor. Bugün zaten fiili olarak baktığımızda özellikle klinik psikoloji alanlarının artık nöropsikolojiden bağımsız olması düşünülemez. Hiç kimse hani özel bir merak ya da ilgi alanı olmadıkça 150-200 yıl önceki psikolojik metotları bugün uygulamaya kalkmıyor. Ama öte yandan da birçok üniversitemizdeki psikoloji eğitimini ben hasper kadar gerek öğrencileri gerek akademisyenleri aracılığıyla biliyorum. Böyle mesela nörobilim orada çok hani genel bir konu olarak geçiriyor detaylarına çok fazla girilmiyor. İşin daha da kötü tarafı, işin evrimsel biyolojik tarafı neredeyse hiç yok. Yani anlatılıyor belki bir sinir sistemi ama bu sinir sisteminin niye böyle olduğu, niye şöyle değil de böyle yapılandığı ancak evrimsel biyoloji sayesinde anlaşılacak bir şey. O da malum zaten çok yok. Türkiye'de biyoloji ve evrim bilgisi ne kadar var ki psikolojiye yansın. Dolayısıyla burada çok önemli bir ihtiyacı. Ben ta 2014 senesinde ilk kez Ankara'da psikoloji bölümünde ders verirken Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde fark etmiştim. O dönemde de ta birinci, ikinci sınıf öğrencilerine işte beyin ve davranış dersi anlat dediler. Gittim. Çocuklar tabii <laughs> hala bu arada görüşüyoruz bir sıkıntımız yok ama hakikaten üzerlerinden kamyon geçmiş gibi oldu. Çünkü o dönem bir tıp fakültesi öğretim üyesi. Gelip orada anlattığı nörofizyoloji, psikolojide anlattığında çocuklar hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaştılar. Çünkü onlar eşit ağırlık soruları çözerek girdikleri bir sosyal bilim alanında lay laylam okumayı beklerken bir anda karşılarında bayağı fen bilimlerinin çok sert yüzünü gördüler. Başka bir bilgi alanı. Zor değil belki ondan ama daha başka. Ama seneler içerisinde ben işte daha sonra Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde 7 sene boyunca evrimsel psikoloji, işte beyin ve davranış vesaire gibi ders başlıkları verdikçe şunu çok net olarak görebildim. Psikolojinin genel nosyonuna sahip insanlar zaten yetkin, düşünür ve bilim insanları olma potansiyeli taşıyorlar. Ama buna güncel nörobilimin özellikle detayda vurguladığı konuları da kattıklarız Zaman, yani nörobilimi biraz detaylı olarak öğrendiklerinde çağdaş nörobilimin onları açtığı pencereler bambaşka oluyor. Hem klinikte hem temel araştırmada hem de güncel kendi hayatlarında mesleklerine bakış anlamında bambaşka bir zihinsel konuma yerleşiyorlar. İşte ben de o yüzden işte 3-4 senedir açık beyinde de zaten bu konudaki çabalarımızı sürdürüyoruz. Yani ben özellikle biraz da misafir öğretim üyesi olarak başlayıp da sonra kendimi bayağı ait hissettiğim psikoloji bölümünde olabildiğince nörobilim ve evrimsel nörobilim katkısını vermeye gayret ettim hep. Şimdi o gayreti devam ettiriyorum. Bunun temel nedeni artık nörobilim bilmeden, beyin ve davranış ilişkisini doğru bir şekilde anlamadan psikolojik sorunlara ya da psikolojik dünyaya doğru bir yaklaşım geliştirmek mümkün değil. Şimdi bunun en önemli sebebi de şu, nörobilim bir temel nörobilim kitabından okuduğunuzda, bir popüler nörobilim kitabına baktığınızda genel düzeyde anlayacağınız bir şey. Sokakta kime sorsan düşünme, davranış, tepki, refleks gibi şeylerin sinir sistem ve beyinle ilgili olduğunu söyler. Ama nörobilimin derinliklerine girdiğinizde, psikolojiyi belki 200-300 senedir meşgul eden o kadar farklı tartışmaya, o kadar farklı cevaplar var ki. Ben birçok uzman psikolog arkadaşım, hatta senelerce psikologluk yapan arkadaşımla benim uygulamalı nörobilimde, evrimsel nörobilim okulunda, hatta bilimsel düşünce okulunda bir araya geldiğimizde ve ben benim perspektifimden nörobilim psikoloji ilişkisini biraz anlattığımda çok şaşırıyorlar. Mesela otizm gibi, şizofreni gibi, işte bipolar bozukluk gibi yahut işte ne bileyim disleksi vesaire gibi öğrenme güçlükleriyle ilgili evrimsel nörobilim tamamen başka bir şey söylüyor ve size bambaşka bir açıdan bakmaya zorluyor sizi. Ve bu standart psikolojik bakış açısındaki birçok yöntemi farklı yöntemlerle değiştirme ya da orada inovasyon yapma ihtiyacı doğuruyor. Şimdi Sadece Türkiye'de senede 20 binden fazla meslektaşınızla birden mezun olduğunuz bir yerde malum fark yaratmak zorundasınız yani işin temeli bu. Farkı nasıl yaratacaksınız? Ya çok çılgınca bir şeyler yapacaksınız ya da mevzuyu maalesef aslında herkesin görmesi gereken ama pek kimsenin görmediği bir bakış açısından yeniden görmeyi öğreneceksiniz. İşte bir kere nörobilim böyle bir imkan sağlıyor. Nörobilim bilgisi doğru bir şekilde öğrenildiğinde insanların ruh sağlığına yaklaşımımız neredeyse klasik anlayıştan tamamen farklı gösteriyor ve psikolojiyi çok daha etkin bir noktaya taşıyor. Tabi burada temel zorluk benim karşılaştığım. Birçok insan okudukları üniversiteye bağlı olarak az ya da çok beyin ve davranış dersi alıyorlar şu ya da bu şekilde. Fakat o dersi almış olmanın bazen beyin ve davranışı çok anlamayı zorlaştırdığını bilmiyorlar. Çünkü o kadar kötü anlatılıyor ki, o kadar ya yalın kat ya bağlamdan bağımsız olarak veriliyor ki nörobilim. Bizim mesela gerçekten psikolojinin biyolojik temelleri diye bir dersimiz var. Mesela psikoloji bölümleri bunu çok verir. Fakat ben o dersi anlatan birçok sevgili meslektaşımın ders içeriklerine baktığımda bildiğin dümdüz beyin anatomisi, burada bu vardır, şurada şu vardır. İşte falanca kafasına kazık girmiştir, şöyle olmuştur gibi birkaç klasik anlatı dışında çok bir şey bulamıyorum. Halbuki 90'lardan itibaren sırf yazılmış piyasadaki popüler bilim kitaplarına baksak, Descartes'in yanılgısından beyninizin duygusal hayatına, işte çoğu insan iyidirden efendim karar anına kadar sadece nörobilimcilerin değil, nörobilim ve nöropsikoloji üzerine yazılmış popüler gazeteciler tarafından kaleme alınmış Yeni kitaplara baktığınızda aslında nörobilim bize insan davranışına dair hiç fark etmediğimiz ama milyonlarca yıl bu dünyada atalarımızın hayatta kalmasını sağlamış ve bugün bizim canımıza okuyan bir kısmını aslında çok güzel anlatıyor. E tabii ben buradan insanın fabrika ayarları diye bir anlatı da çıkarttım. Esas derdim aslında doğru ve verimli yaşamanın yollarını herkese anlatabilmekti. Şimdi birçok psikoloji bölümünde kitabın okunduğunu biliyorum. Ders konusu yapıldığını biliyorum. Özellikle de sonlara dair olan bölümü, okuyan psikolog arkadaşlarım. Aa bunu işte Adler de söylemişti, Maslow da söylemişti falan diye. Sağ olsunlar bana hatırlatmalar yapıyorlar. Ben onları okumadım ama nörobilimin güzelliği burada. Siz evrimsel kısmını güzel çalışıp anladığınızda hakikaten o öngörülü düşünürlerin geldiği yere geliyorsunuz. Hem de çok daha gerekçeli olarak. Özetle dünyanın bugün yeni söylemlere, yeni metotlara ihtiyacı var. Çok kalabalız, moralimiz bozuk. Bir herkesin psikolojik desteğe ihtiyacı var. Ama burada nörobilim olmadan çok uzak mesafe alabileceğimizi zannetmiyorum. O yüzden bütün psikolog arkadaşlarıma nörobilimin derinliklerine dalmaya davet ediyorum.